İyi akşamlar. İskenderun Demirçelik. günlük grafik 17 Kasım mı 16 Kasım Şurada bir yerde bir videosunu yapmıştım. 17 Kasım olması lazım. Bu, tabi çok hızlı. Yani o günde de momentumu yüksekti gayet. 8 ortalamanın üstündeydi. E, tutunmaya devam etti. Bakın 8 ortalama ile beraber işte nasıl? Hiç değmeden 8'e. Bu öyle güçlü bir momentum ki İskenderun Demirsel'de düzeltmelerde bile 8 ortalamaya değmiyor. 22.4. <laughs> tabi bir e, direnç. Olarak daha önce 20 civarını hesaplamıştım. Tam 20 olarak çizmişim burada. 20 lirada birkaç gün yakın bir alanda takıldığını görüyoruz. O dirençte kopmayla aşılmış durumda. hacimler dikkatimi çekti oldukça iyi. Temettüsü varmış onu da söyledim. 1.50 8 Aralık'ta. E, güzel fena bir temettü değil yani. 1.50 bürüt tabi. Bu e, oradan gelir vergisini düşüyorsunuz. Dolayısıyla olumlu akım devam ediyor. 20 lira bundan sonra kırdığı bu 20 liraya bir kere bakılır destek olarak. Yani 20 liranın altına salıyorsa düzeltme falan olursa onun derinleşeceğini o işin biraz işaret edebilir. İlk destek noktamız. ikinci destek noktamız çok uzak şu anda. 18. Yani dileyen tabii kullanabilir. Veya dileyene uzaksa başka türlü de bir strateji. gidebilir. güdebilir İskenderun Demirçelik'te. Şöyle bir baktığınız zaman Aresay tabi artık çok sıcak. Yani momentum da öyle kuvvetli ki 92'de hala satış yemiyor. 92 Aresay normalde satın alındır. Ee, öyle çok fazla Aresay'da 90'lar hep görülen yerler değil ki. İskenderun demesiyle de baktığınız zaman rekor bir Aresay seviyesi olduğunu görüyoruz ki ortalaması bile 86'da. Normalde çok sı sıcak bir alan e söylediğim gibi ama bu aralar oluyor borsada bu. Yani görülüyor 90'lar, 92'ler falan filan ki çok güçlü bir momentumu da işaret ediyor orada e, makliğe baktığınız zaman o da gayet pozitif olduğunu görüyoruz kendilerini demir Çelik'te. tabi bu buradan nereye yani şimdi e, bugün 23 lirayı bir görmüş şöyle bir test etmiş 23'ten bir miktar satış yemiş e, dolar olarak e, devam ediyoruz bu tür durumlarda ben öyle devam ediyorum yani kimisi e, yani Fibonacci'de alabilir daha önce ben de alıyordum kanalda e, Fibonacci düzeltme oranlarının hedeflerini onlara bakıyordum falan ama burada artık dolar çok önemli olduğu için yani çok oynak çünkü ve yukarı gidiyor senetler dolar bazında değer kaybediyor daha çok önemsiyorum onun için dolar bazlı hareketi bakın şurada yakın zamanda 166 civarında bir satıldığını gördük yani şu an dolar bazlı bir dirençte aslında kırılırsa 172 ve en yukarıda 180 var şimdi burada 172 de alınabilir şöyle bir daha geriye götürürsem bakın daha yüksek tepeler var ama biz tabi oralara uzağız daha henüz çok yakın değiliz 1.80 güzel bir e, direnç bölgesi olarak e, düşünülebilir yani o yakın zamanda olduğu için en yakın zamanda oraya bir bakalım biz nere, ne kadar bir fiyata denk geliyor 24.73'e denk geliyor onu bir çizeyim buraya yani 24 buçuk olarak aldım aşağı yukarı biraz daha aşağı çizelim tabi dolar da değişiyor yani çok dinamik onu unutmayın. E, kırılırsa da 2 2 dolar 2 dolar 10 sent bandı var direnç olarak yine dolar bazlı da Onu da 2'den alsak e, doları da 14'ten söyleyelim artık. Yani 13 12 buçuk falan onlar biraz daha geride kaldı. 13.70 de ben en son video çekerken ama 14 diyelim. O da 28 liraya işaret ediyor. Dolayısıyla dolar bazlı dirençlerimiz biraz da yukarı çizmiş bulundum ama biraz aşağı indireyim. 28 28 önemli değil. 28 lira bandına denk geliyor. Bunlar da dolar dirençlerimiz. Bakın o 28 lira yani dolar böyle oynamazsa buralarda kalırsa ve İskenderun demir çelik hareket ederse o bandın üstüne çıktığı an dolar bazlı o boy boyattığı alana geliyor. Oraya da o zaman bakarız. Durum bu ee, gayet güzel yani şunu değerlendiren varsa biliyorsun yani farkındasınızdır dolardan da fazla kazandı 22 ekimden bu yana e, valla keyfi çıkartılacak bir grafik açıkçası herkese iyi akşamlar.